Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle bütün yarım konularıyla ilgili sorular çözeceğiz. Soru çözmeye başlamadan önce bütünün ve yarımın ne demek olduğunu tekrar bir hatırlayalım. Varlığın kendisine biz bütün diyorduk çocuklar. Hiç parçalanmamış olacak, içerisinden bir dilim çıkarılıp yenmemiş olacak varlığın olduğu gibi kendisi. Yarım ise bir bütünü tam ortadan iki eş parçaya ayırdığımda oluşan her bir parçaya biz yarım diyoruz. Şimdi sorularla konuyu pekiştirelim. Aşağıdaki varlıklardan bütün olanları işaretleyiniz diyor. Bakalım elmayı bölmüşler ortadan ikiye, bu yarım elma olmuş. Kabak olduğu gibi varlığın kendisi, yani bütün. Domatesi olduğu gibi bırakmamışlar, ne yapmışlar? Ortadan ikiye bölmüşler ve yarım domates elde etmişler. Bütün değil bu. Portakal varlığın kendisi olduğu gibi hiç dilimlenmemiş. O yüzden bütün portakal diyoruz. Aşağıdaki varlıklardan yarım olanları işaretleyin diyor. Bakalım portakala, varlığın kendisi olduğu gibi hiç koparılmamış, içerisinden bir parça veya ortadan ikiye bölünmemiş. O zaman bu bir bütündür çocuklar. Buraya bakalım, domates tam ortadan ikiye bölünmüş ve bir parçası gösteriliyor. Yani yarım domates. Elmaya bakıyorum. Tam ortadan ikiye bölünmüş ve bir parçası gösterilmiş. Yarım. Domates ve elma yarım. Baştaki şeklin yarısını gösteren şekli işaretleyiniz. Evet çocuklar, şeklimiz bu. Tam ortadan ikiye böldüğümde oluşan her bir parçaya biz yarım diyorduk. Şu şekilde ortadan ikiye böldüğüm zaman tabii ki bu şekli elde ederim. Kalp şekline bakıyorum. Bunu ortadan ikiye böldüğümde hangi şekli elde ederim? Evet bu. Aşağıdaki şekilleri iki eş parçaya ayırınız. İki eş parçaya ayırmak için ne yapıyordum çocuklar ben? Tam ortadan kesiyordum, çizgimi çekiyordum. Evet, bakıyorum sağdaki ve soldaki birbirinin aynısı mı? Evet, aynısı. O zaman doğru yaptım. Buraya bakıyorum, tam ortadan bir çizgi çekiyorum. Sağdaki ve soldaki birbirine eş. O zaman doğru çizgiyi çekmişim. Yandaki varlıkların yarısını gösteren şekil hangisidir? Evet çocuklar, bunu daha önce biz öğrenmiştik. Gelin tekrar yapalım. Ama önce kaç üçgen var onu öğrenelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 üçgenim var. Şimdi ben öyle bir yere çizgi çekmeliyim ki sağdaki ile soldakinin sayısı birbirinin aynısı olsun. Çizgiyi çektim. Bakalım. Sağdaki grupla soldaki grubun nesne sayısı birbirinin aynısı mı? Burada 4 üçgen. Burada da 4 üçgen var. O zaman doğru yere çizgi çekmişim. Bu tür soruları nasıl çözüyorduk çocuklar? Ne yapıyorduk? Tam öyle bir yere çizgi çekiyorduk ki sağdaki ve soldaki birbirinin aynısı olsun ve benim cevabım bir gruptaki nesne sayısıydı. Bir grupta kaç tane nesne var? 1, 2, 3, 4. 8 üçgenin yarısı 4 üçgendir. Evet bakalım hangi seçenekte 4 üçgen var? Bakalım 4, 2, 2. Evet. Benim cevabım bu. Bir bütün elmadan kaç yarım elma elde edebiliriz? Evet çocuklar, bunu öğrendik. Artık kolaylıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir bütün elmayı tam ortadan böldüğüm zaman iki yarım elma elde ederiz. İki bütünden kaç yarım elde ederiz? Evet, bunu da elma üzerinden görelim. Bir bütün elmadan iki yarım, bir bütün elmadan iki yarım elma elde ederiz. Hemen ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4. 4 yarım elma elde ettik. Boşlukları dolduracağız şimdi sizlerle birlikte çocuklar. 3 bütün çileğin kaç yarım çilek olduğunu bulacağız. 1, 2, 3. Çileği ortadan ikiye böldüğümde 1, 2 yarım çilek elde ediyordum. Aynı şekilde ortadan ikiye böldüm. 2, ortadan ikiye böldüm. İki yarım elde ettim çilek. Bir, iki, üç çileğim vardı. Tam ortadan ikiye bölerek yarımlar elde ettim.
2, 2, 2 oldu. Hemen sayalım. 2, 4, 6. Bunu farklı bir yöntemle de öğrenmiştik sizlerle. 3 çileğim olduğu için 3 defa ikişer ritmik sayma yaparak kaç yarım olduğunu bulurdum. 2, 4, 6. Bir bütün karpuz acaba kaç yarım karpuz eder? Bu da çok basit. Ortadan ikiye böldüğüm zaman keş parçaya ayrılıyordu ve iki yarım elde etmiş oluyorduk çocuklar. Dört yarım domates kaç bütün domates eder? Bir, iki, üç, dört. Evet çocuklar, iki yarım domatesi ben birleştirdiğim zaman bir domates. İki yarım domatesi birleştirdiğim zaman ben bir bütün domates elde ederim. Yani dört yarım domates iki bütün domates eder. İki yarımlar kaç bütünler eder? Bulalım. Bir, iki yarımlar. İkisini birleştirdiğimde bir bütünler elde ederim. Altı yarımdan kaç bütün elde ederiz? Evet, altı tane yarım domatesle size bu soruyu çözmek istiyorum. İki yarım domatesi birleştirdim. Bir domates elde ettim. İki yarım domatesi birleştirdim. Bir domates elde ettim. İki yarım domatesi birleştirdim. Bir domates elde ettim. Yani 1, 2, 3, 6 yarım domates, 3 bütün domates eder. Şimdi burada bütün olan nesneler verilmiş. Burada da yarımlar verilmiş. Şimdi ne yapıyoruz? Bütün olarak verilen varlıkları yarım halleriyle eşleştiriyoruz. Bakın bütün limon, yarım limon. Bütün karpuz, bütün elma, yarım elma. Bütün ekmek, yarım ekmek. Bütün karpuz, yarım karpuz. Aşağıdakilerden bütün elmayı ifade edeni işaretleyiniz diyor. Bakın bunlar bütün değil, varlığın kendisi değil. Varlığın kendisi olan bu. Aşağıdaki şekillerin altına bütün ya da yarım kelimelerinden uygun olanları yazalım. Ne yapmış? Ortadan ikiye ayırmış ve bir parçasını boyamış. Bu nedir çocuklar? Yarım. Burada varlığın tamamını gösteriyor. Yani bütün. Burada varlığın tamamını boyamış, tamamını gösteriyor. Bütün. Burada ortadan çizgiyi çekmiş, bir parçasını boyamış şu şekilde ve yarım. Burada varlığın tamamını boyamış, yani bütün. Varlığın tamamını boyamış, bütün. Görseldeki varlıkların kaç bütün ettiğini bulunuz. Evet çocuklar, bu zaten bir bütün domates. Bu bir bütün domates. Burada iki tane yarım domates var. Ben bu iki yarım domatesi birleştirdiğimde bir bütün domates elde ederim. Yani bir, iki, üç bütün elde ettik. İki bütün kivinin üç yarımını yersem geriye ne kadar kivi kalır? Hadi hep beraber bakalım. İki tane bütün kivim var. Öncelikle benim bunu yarım şeklinde yazmam lazım. Evet, gelin yarıya bölelim bunları. Bir bütün tam ortadan ikiye böldüğümde yarım elde ediyordum, iki tane. Şimdi kiviyi ortadan ikiye bölüyorum. Yarım, yarım. Bu kiviyi tekrar bölüyorum. Yarım, yarım. Kaç tane yarım elde ettik? Dört tane. Bana neyi söylüyor? Üç yarımını yersem diyor. Yediğim zaman kivi sayım azalır değil mi? Ben bunu çıkaracağım, götüreceğim. Hadi çıkaralım. Üç tane yarım çıkarıyorum. Bir tanesi gitti. İkinci yarım gitti. Üçüncü yarım gitti. Üç yarımını yedim. Kaç yarım kaldı? Bir tane yarım kivim kalmış benim geriye. Evet çocuklar, şimdi son soruya geçtik. Burada sizlere varlıklar verilmiş. Altlarında harfler var. Sadece yarım olanların altındaki harfleri sırayla şifre bölümüne yazarak şifreyi çözmüş olacağız. Evet çocuklar, kibriye bakıyorum. Ortadan ikiye kesilmiş yarım. O zaman buraya harfi yazıyorum.
Tabağa bakıyorum. Bütün hiç kesilmemiş ortadan ikiye. Varlığın kendisi o zaman bu bir bütün diyorum. A'yı yazmıyorum. Domatese bakalım. Ortadan ikiye bölünmüş yarım. O zaman E harfini yazıyorum. Portakala bakıyorum. Yarım. Ortadan ikiye bölünmüş. O zaman S harfini yazıyorum. Pınar. Ortadan ikiye bölünmüş. Yani yarım. İ harfini yazıyorum. Ekmek. Bütün. Ortadan ikiye ayrılmamış. O zaman B harfini yazmıyorum. Karpuz. Ortadan ikiye bölünmüş. Yani yarım. O yüzden R harfini yazıyorum. Simit. Tam ortadan ikiye bölünmüş. Yani yarım. O zaman L harfini yazıyorum. Portakal. Bütün olduğu gibi parçalara ayrılmamış. O zaman C harfini yazmıyorum. Elma. Ortadan ikiye bölünmüş. Yani yarım. E harfini yazıyorum. Bilye. Olduğu gibi kendisi yani bütün D harfini yazmıyorum. Limon ortadan ikiye bölünmüş yani yarım R harfini yazıyorum. Şifremiz kesirler çocuklar. Evet çocuklar kesirlerle ilgili soru çözümümüz burada bitti. Başka konularda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.